Kolay gelsin Kübra. Aklına farklı bir sunum gelmedi galiba. Hani kahve biraz sıradan ya. Bence sıradan değil. Her sunumda olduğu gibi ben de kahve sunacağım onlara. Bugün büyük ödül 50 bin lirayı kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki de. 50 bin sahibim ben olacağım yani. O dünkü eleştirilerden sonra, o evden sonra ben olacağım tabii ki de. Bence bunu Havva da unutsun. Ben olacağım. Kurabiyeleri sen mi yaptın? Hayır, ben hazırlamadım. En sevdiğim komşum hazırladı tabii ki de. Tarifini isterlerse verebilir misin peki? Tarifini ben de bilmiyorum ama çok merak ederlerse komşuma sorarım. Yani tarifini veririm onlara, merak etmesinler. Ben de birazcık gelin psikolojisinden anlıyorsam komşuna yaptırdığın için puan kırarlar demedi deme. Bundan puan kıracaklarsa eğer başka bir şey demiyorum ben onlara. Hani sen dün Fulya'nın evinde kahve içerken yere oturmuştun ya, bugün misilleme gelir mi? Ne dersin? Yapamaz çünkü benim sehpalarım var. Yerde otursun üstüne, çok da umurumda. Fulya seni rakip olarak görüyorsa misilleme yapabilir. Sahi sen onu rakip görüyor musun? Hayır, kesinlikle asla Fulya'yı kendime rakip olarak görmüyorum. Ben onu yanımdan geçen bir karınca olarak bile görmem. Hem sunum tepsisi yoktu hem de zigon sehpası yoktu. Yani bir eleştirecek olan varsa o da beni kıskandığı için eleştirebilir. Kahveler hazır mı? Evet, hemen kızlara götüreyim. 50 bin TL için savaşmaya gidiyorum. Ben hazırım. O kadar büyük konuşursan olacağı budur işte. Bence de kesinlikle. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Ben bunları kendim yıkamıştım. Yalnız o lekeyi hemen çıkarmazsan rakiplerin bunu affetmez. Evet, itmeyecekler. Kendimi yaktım diyebilirim. Kübra, sen kendini yakmadın. Direkt ateşe attın bence. Bence nazar değdirdiler bana. O kem gözleri var ya. Halıyı silmeyi düşünüyor musun peki? Evet, sileceğim tabii ki de. Bırakır mıyım öyle? Şu an sinirden ağladım gerçekten çünkü nazarları değdi. Ve kızlara 3-4 gündür iddialı bir şekilde hani halılarım beyaz beyaz dediğim için bu konuda beni eleştirecekler ama eleştirebilirler, hiç sıkıntı yok. Çünkü bilerek yaptığım bir şey değildi bu benim. O zaman ben salona geçiyorum. Sen de kahveleri alır gelirsin. Hadi ben de alıp geliyorum. Bu aslında kahveler nerede kaldı Aslan'ın? Ah, geldi. He. Yemen'den getiriyor herhalde. Kübra, iyi misin? Kübra. Hiç değilim. Neden? Böyle alabilirsin. Ne oldu hayatım? Moralim çok bozuk. Niye moralim bozuk? Ne oldu? Gittin geldin içeride. Ben beyaz halılarıma kahve döktüm. Ciddi olamazsın. Yavrum, Allah başka dert vermesin. Niye moralini bozuyorsun? Niye düşürüyorsun? Kendini. Bu gerçekten, yani çok üzgünüm. Gerçekten bilmeyerek oldu. Biliyorum bilerek olmadığını. Ağlamazsın zaten bence. Ay, ben Kübra, yani mutfak halın da battı. Bu halın da battı hayatım. Ay, dikkat et, düşmesin. Üzüldüm. Bak, o da düşecek gibi duruyor. Galiba. Aman. Çok üzüldüm Kübra ya sana. Ya tamam. Olur canım böyle şeyler, değil mi? Evet, olur aslanım yani. Nazar. Tabii ki de nazar. Nazar çıktı. Evet. Kesinlikle bugün inanıyorum ama hafif şey dönünce o. Olabilir, duygucum. Yüksek olduğu için dengesi. Evet. Denge bozuldu. Dengesini peki kaybetmiş olabilir. Evet. Sunumla ilgili yorumları rica edeyim ben o halde. Fulya'nın gözleri yaşlı. Çünkü bir sürü bulaşık çıkmış burada değil mi? Evet, bir sürü bulaşık çıkmış. Bir de ben bunu kucağımda tutmak zorunda kaldım. Bana zigon sehpa muhabbeti yapıp yere oturmuştu arkadaşım ama ben şu an yine kucağımda tutuyorum. Ama en azından kucağında yani bir eline bunu, bir eline bunu, birini oraya koymuyorsun tatlım. Hayatım, tepsin var en ama azından. Evet, tepsim var canım zaten. Biliyorum, evet, tepsim var. Ve en azından onu koruyabiliyorsun kendini. Hani bir bardağın burada, kahven burada, sunumun dizinde değil yani, anladın mı? Ama hepsi bak, senin bardağın burada sallanıyor. Ben hepsi buradan fincan aldığım zaman görebiliyorum. Aşağıya devrilebilir. Devrildiği zaman bana o zaman su atarsın. Devrilsin hayatım. Aslı Hanım, ben evet, şeye dikkat çekmek söyle istiyorum.
bu benim sunumluğumdaki kullandığım, sunumunda kullandığım şeyin aynısı. Aynısı evet. Değil tatlısı. Aynısı evet, çift cam ama seninki biraz daha uzun. Yani böyle evet, şeylerde... Seninki biraz daha uzun. Seninki uzun gözüküyordu. Evet. Bu biraz eve daha... Eve girince de iyice bak. Yok seninki daha uzun. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta ilk defa bu programa katılıyorsun. Sunumunu ilk defa yapacaksın. Yani ben senin yerinde olsam bir yarışmacıyla aynı şeyi sunmak istemezdim. Sen hani de aynı niye beni değil canım. Ettin, anlayamadım. Sen de aynı seviyeye bile düşemem. Ben anladın mı? Sen benim dengim bile değilsin. Beni taklit ettin. Lütfen bak kahveni getirdim önüne kahveni işte anladın mı? Sen benim dengim değilsin. Bu nasıl bir muamele ya? Aman! Aman! Tamamen bilerek yaptığını düşünüyorum zaten ama o benim evimde bir misafir olarak ben onu ağırladım. Onun misafir olarak bunu yapması çok saygısızca, çok terbiyesizceydi zaten. Üst üste her şeyi yaşadım bugün. Ya Allah rızası için. Yani Aslı Hanım hafta boyunca benimle uğraştı uğraştı. Ya ne komik olan ne ya? Görmüyor musun ağlıyorum. Neyi biliyorsun ki şu an? Fulya kesinlikle kahveyi benim üstüme bilerek döktü. Zaten şampiyonluk kıyafetimi çok eleştirdi. Çok da kıskandığı için beni o şekilde üzmek istedi. Biraz daha geri gelirsen bunlar da yere düşecek. Aslı Hanım lütfen ben temizlemesini istiyorum ama yani kızın üstünü de bastırdı. Yani bu kadar da olmaz ya. Canım görmüyor musun? Ben mi temizleyeceğim? Aynısını uçakta da yaşadım ya. Bana halı seviyorsun Kübra. En azından bir özür dileyebilirim. O zaman arkadaşına yardımcı ol. Hayatım benim ablacığımdan arkadaşına yardımcı ol. Ya Kübra içeriye girer girmez ayakkabılarınız kirli şunları giyin diyorsun. Şimdi halı seviyorsun bana. Ya ben sana bir şekilde içeri girdim. Neden beni anlamadınız? Neyiniz var? Neyim var? Kapıda kendiniz sesledin. Ayakkabılarınız kirli giyin bunları. Ben size kahve yapmaya gittim geldim. Duygu neyim var? Kübra dedi kahve döktüm halıma dedim. Az önce yine aynı şey yaşadım. Söyledik zaten. Dengesiz duruyor kocamda. Ben bilerek yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten bilerek yaptım Kübra'cığım. Düşünüyorum. Bu bilerek yaptım ve halı silmek istiyordum o yüzden. Evet bilerek yaptın sen. Ya sen misafirine halı siliyorsun. Arkadaşın işte de bilerek döktün çünkü. Sen misafirine halı sil diyemezsin. 5 gündür arkadaşla uğraşıyorsun. Ben zaten silerim. Ben de o medeniyet var. Senin söylemene gerek yok. Dinlemiyor musun? Ama bana halıyı seviyorsun ya. Yersiz yeter. Tartışıyorsunuz. Şimdi o senin evine misafir gelmiş. Evet Aslı sence Hanım. Kime düşer ona mı silmesi doğru Aslı olur? Aslı Hanım bana yakışık yardımcı olması bile arkadaşa yardımcı olabilirdi aslında. Oluyor şu an oluyorlar. Olmuyor hadi arkadaş kaldırın. Oluyor. Ben şunu alabilir miyim? Al ben de rahatsız oldum. Ya hayatım seninki yardım edeyim. Bir ıslak mendil bir şey getirsen yardım edeceğim. Ben senin elindeki ıslak mendil peçete nereden bileyim Kübra'cığım? Evet doğru. Bu da doğru. Hadi Kübra yardımcı ol sen. Ya kızın üstünden çıkardım. Yıkayım bu yapamada. Ne yapayım ben yani? Ben oturmaman gerekiyordu. Hadi şunu bir silelim. Kapı girişinde ya daha güzel. Ya bozdum. Ya Kübra kızlar lütfen hareket. Yavaş. Ya bana pamuk verir misiniz ya? Kafam şişti artık. Fulya bence bilerek döktü kahveyi. Fulya zaten baştan beri oynuyor. Doymadı oynamalara. Hanımlar ne yapıyorsunuz ya bu kadar? Aşk olsun. Hiç artık siz burada yani gerçekten ben inanamıyorum ya. Hiçbir saygı, hiç mi yok? Neden bu öfke, bu kadar sinir? Tamam. Aslı Hanım daha kapıdan girer girmez. Farkındayım. Ayakkabılarınız kirlidir. Ben hijyeniyim. Tamam, şimdi halı sil diyor kırmadım. Bana. Kırmadım ben çorap giydim oturdum buraya. Yani ne yapayım daha sizin için bilemiyorum. Bana neden yaptın bunu? Hayatım hani elimden yapmadık ben kalbi birden Kübra, bir dakika da. Kübra ıslak mendil lütfen. Havva'yı hemen silelim elbisesinde leke kalmasın. Halı yıkamaya gider zaten. Yani halıyı biz yıkamaya götürelim. Bir de dış sesten rica edebilir miyiz? Ben pamuk istiyorum aslanım. Kübra'nın sesleri beni artık çok rahatsız ediyor. Anladım. Çırtlak bir ses. Bir... Çığlık bir şey. Havva'cığım al senin de şampiyonluk kıyafetin battı. Gözü kan. Bir de göbek atsaydın istersen. Atarım. Siz de bana göbek atın. Bir de göbek atsaydın. Siz de bana göbek atın. Bir de oyna şurada. Siz de bana göbek atın o şu zaman. Şu yerin kabasını alalım da. Ne yaptınız Hulya'yla anlaştınız mı? Anlamıyorum ki. Bence siz anlaştınız. Hava anlaşmış olsam şu an elbiseni mi silerim ya ne saçmalıyorsun? Ya Hulya sen iyi misin ya? Anlaştınız diyorsun. Üstünü siliyorum anlaştınız diyorsun. Gerçekten oturup ağlayacağım ya şu an. Kızım size gerçekten anlam veremiyorum ya. Aslanım anlaşmış gibi değiller mi? Yok alakası yok. Hayatım anlaşsam neyi siliyorsun? Ben Hulya'nın gerçekten bilerek yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle bilerek yaptı bunu senin bana. Senin de canına değsin yani dün, resmen. Ben sen konuşma bak senin de canına değmiş resmen. Bak, senin cevap vereceğin kişi yanında ben değilim. Göbek atacaksın atacağım, şurada. Atacağım böyle kalkıp göbek atacağım önünde tamam mı? Senin terbiyesizliğin, evet. Terbiyesizsin. Ay, ama evine gelmiş kızla. Bir misafire böyle ama daha ne yapıyorsun? Ama yani bu bağlanılmaz lütfen. Ya, evet, sen ne yapıyorsun yani? Evine gelmiş?
gelmiş insanlara bu şekilde konuşulur mu? Rica ederim ya. Olmaz ki. Böyle program beni kovduğu zaman diyordu ki haksız nasıl Fulya'yı kovuyor? Sen şu an aynı yapmıyor. Bana yardım et. Hayatım bir susun. Bir susun. Kübra susacak mısın? Tamam kaldırın kahveleri. Kaldırın kahveleri. Hadi sonra devam edeceğiz. Şu anda götürebilir miyim ben de? Götür hayatım. Sen de yüzün gözün akmış evet. Senin de. Herkesin sinirleri bozuk. Alın bunu da. Kimsenin kahve içecek hali de kalmadı. Ay. Yok artık. Sen hiçbir şeye dokunma. Kübra'nın tepkisi fazla oldu. Bence fazla sakındı. O yüzden çöp attı diyorum. Üzüldüm burada Havva'ya. Çünkü gerçekten şampiyonluk elbisesi giymişti. Aslında ben geçmiyorum. Olur böyle şeyler ya efendim. Geçmiyor bu. Nasıl geçmiyor? Gel bakayım. Resmen kıskandıkları için yaptılar. Gördünüz değil mi? Ya yok öyle değil. Öyle resmen değil. Niye kıskansınlar? Yani. Canım seni de seviyorlar bakma. Gördüm. Ay bu bir nazar diyelim ama yani. Sırf şampiyon olacağım diye yaptılar. Hayatım nereden biliyorlarmış senin şampiyon korkuyorlar olacağını? Korkuyorlar Aslı Hanım. Korkuyorlar benden. İlk günden vallahi beri hepinizi var ya hepinizi. Bu hafta beni hepiniz üzdünüz. Bak net söylüyorum. Aslında benim çok üstüme geldi. Bu hafta beni çok üzdünüz. Neyse şurayı da bir kaldıralım. Tamam ben. Sonrasında biz programımıza devam edeceğiz. Şuraları bir toparlayalım. Aslı Hanım son derece haklı. Diğer kızlarla birlikte gerçekten ses tonumuzu çok yükseltiyoruz. Ve aramızda maalesef ki hakaretvari konuşan gelin arkadaşlarımız var. Tabii ki sesimizi yükseltebiliriz ama birbirimize hakaret etmek de bence çok abartı ya, ayıp bir şey bence. Evet değerli izleyenler, öncelikle programımızda çok ses yükseldi. Ben çok rahatsız oldum, sizi düşünemiyorum. Bu ses yükselmesi adına sizden çok özür diliyoruz. Halıyı hemen toparladık. Evet, teşekkür ederim. Yıkamaya da gider yayınımızdan sonra inşallah. Lakin milyonların önünde didişmeniz çok ayıp. Ben utandım, sizin aileleriniz izliyor. Rezalet yani. Rezalet bir durum yaşadık şu anda. Farkında mısınız? Ben utandım. Bilmiyorum siz utandınız mı? Ben çok utandım. Özür dileriz Aslı Hanım. Çok utandım. Yanlışlıkla kahve dökülebilir, olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Buradan bu kadar nasıl birbirinize girip hakarete varan sözler edebiliyorsunuz? İzleyicilerimizden ve benden özür dilemenizi istiyorum hepinizin. Gerçekten. Aslı Hanım ben güldüm ama gerçekten artık sinirlerime hakim evet. olamadığım için güldüm. Herkesten çok özür diliyorum sizden öncelikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Özür dilerim ben de aynı şekilde. Özür dileriz Aslı Hanım ama evet. gördüm. Özür dilerim Aslı Hanım. Ben içeri zaten Aslı Hanım morali bozuk bir şekilde geldim ve burada aynısını da yaşayınca gerçekten sinirden kendime hakim olamadım artık. Öncelikle sizden ve sonra seyircilerden özür evet. dilerim. Çünkü benim izleyicilerim gerçekten bizim aramızda çok büyük bir sevgi bağı var. Evet. Bizim utanacağımız, çekineceğimiz İnsanlarımız, ailelerimiz var. Yeni gelinler onlar. Ben bunları onlara yaşatmak istemiyorum. Ama beni son derece üzdünüz. Gerçekten benim sinirlerim bozuldu yani. Şimdi sakinliğinizi koruyacaksınız. Salon yorumuna geçmek istiyorum ben. Kahve de içemedik, kahveleri de yorumlayamadık. Puanlamada söylersiniz gerekeni. Lütfen bu son olsun. Ben biraz daha gerginliği ben kaldıramayacağım. Evet. Kendinizi toparladıysanız salon yorumuyla başlayalım lütfen. Aslı Hanım'ın bu yaptığı hareketi aslında doğru buluyorum. Üzülerek doğru buluyorum. Birinci günden beri nabızlar çok yükseldiği için bugün de final günü biraz fazla abartmış olabiliriz.